Çayımız demlendi. Fatma anne de böyle hazırladı. Allah razı olsun. Evet, az önce de gösterdiğim gibi şöyle yumuşak yumuşak pişirdik. Hafif atları gerergi gibi oldu. Bizim kendi patateslerimiz de çok lezzetli ama Fatma anneye soralım bakalım. Fatma anneye soyu verdim şöyle. Kırmızı patatesin tadını. Fatma anne. İyi kızım. Patatesi, kırmızı patates nasıl? Çok lezzetli, çok iyi kızım. Bizimki nereden katın katın iyi. Tatlı değil mi? Tatlı yavrum, çok iyi. Ha. Ne tadı geliyor ağzına Fatma anne yediğinde? Yavrum, şey senin dediğin gibi aynı ayrı yattan bir tadı bak. Kestene mi, niye ölçen bilmiyorum, çok iyi. Ha, kestene gibi değil mi? Ha. Hepinize, herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar, gökyüzü masmavi, hava açık, çok soğuk. Çok soğuk ve güneşli olacak. Öğlen de sıcak olur. Canlar, gönül dostlarım, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizler beni kahvaltıda izleyeceksiniz. Nereye gidiyorum? Sevgili ailem, YouTube ailem, Fatma anneye. Kaynanama kahvaltıya gidiyorum. Kahvaltı yapacağız. Şöyle aldım çantamı elime. Gidiyorum köye doğru. Gördüğünüz gibi nasıl kar gibi kırağı yağdı. Olsun bakalım, onun da zamanı, mevsimi geldi. Her şeyin hayırlısı. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah yani böyle her şey gönlünüzce olur, güzel olur. Geçen günü annem de kırmızı patates pişirmiştim. Tattırmıştık anneme. Bugün de Fatma anneye gidiyorum. Orada pişireceğiz. Orada yiyeceğiz Allah kısmet ederse. Böyle çam sakızı çoban armağanı herkesin gönlünü almaya çalışıyorum. Gönül ister ki böyle sepet sepet torba torba vereyim. Lakin biz de bunu yeni yetiştiriyoruz. Yeni daha inşallah köyümüze yayacağız. Böyle herkeslere tohum dağıtacağım daha çok. O yüzden böyle çam sakızı çoban armağanı da yakınlarımıza, çevremize tattırıyoruz. Yani bütün herkese yetişemeyiz. Siz de takdir edersiniz ki değerli arkadaşlar. Ben köprüye geldim bile. Hızlı hızlı gidiyorum. Köprüye geldim bile. Görüşürüz Fatma anne de. Böyle hal hatır sorayım dedim. Hem de sizlere sabah sabah günaydın, hayırlı sabahlar diyeyim dedim. Erken kalktım, çamaşırları yıkadım. Evi süpürgeye tuttum. Şimdi de tabii ki de yollara düştüm diyeyim gayri. Arkadaşlar, burası benim gelin girdiğim ev. Şahin'in babasının evi. Buraya ben gelin girdim. Buradan dut toplamıştık. Ulu tarihi dut. Hala yaprağını dökmemiş. Dökmesin, hep yaşasın. Bismillahirrahmanirrahim. Fatma anne. Kuyumuz. Kırmızı patatesle. Bütün bir şey mi ki? Bölen mi ki yapalım? Bölmeyen kızım. Patatesler bölmeyen mi? Bölmeyen bir şey o. Bir şey değil mi Fatma? Tamam, Bir yakam şey. o zaman şeyi, ocağı. Ocak satı yanık vurun ben. Tamam. Dursun. Çek tamam. de kapatalım. Tamam. Çek. Bu ötekilerden bağlı, bu eskidi gayı. Bunun tuğlaları bak yamuktu eskidi. Bu Bu önünden yanan efen oluyor. kova kaldırma derdi yok. Altından alıyorsun külünü hursundan. İyi iyi Ama Fatma. bu
Babam ölmeden alındı, eskidi. Ha. Eski müskü bu yıl düştüm ben. Eski müskü olsun varsın Fatma, ne güzel. İyi buradan yapması güzel. Ne yapması, yakması? He, kova kaldıramazsın, belin ağrıyor insanın belli bir yaşta. Belimde bir şey yok, Allah'a şükür de. Çok şükür. Ahmet baba mı aldıydı bunu? Ta o zaman. Kosalkan'a aldıydık. Hı, o aldıydı. Bunu beğendim bak ben. O salkanı aldık. Şimdi yandım, o bir şey galiba. Bir şey yarım bir şey. Fatma ne de dedim, tattırın gelin dedim. İyice sıkışsın, tamam. Oh, kapattık. Yansın gay. Emniyetli bir de. Emniyetli diyorum. Hıda hurası, hurası gibi ye. Bunun çıktı. Çıkmıştır. Ondan sonra eskiyecek zamanla işte. İçinde yani. Tabii kömür yanıyor. İçinin tuğlaları yamuktu. Tabii. Altı falan daracıdı. Fatma ne? Asılanmadı. Delikten kapatı veren. Ağır ağır biçsin. Gür geldi biraz gibi. Hayır, kemin de olmadı kızım. Ha. Kemin de olmadı. Ha, hugayına çevirem bu kırmızıları. Yanmasın da bir ağız tadına bir bakalım tadına Fatma anne. Ha. Ha, iyi. Biçsin gay bakalım. Kaynıyor. Altı önce böyle çok hızlı kaynıyor. Aman üstü, çaydanlığın üstü hafif ya, o kaynıyor. Bu kaynayacak. Şöyle çayını atalım. Patatesler çıkarıyorum. Eki ekmeğe, sökele pazar ekmeğe yemeyeceğim. Ben bir de yiyeyim. Tamam. Yeriz yeriz. Onu da yeriz, onu da yeriz. Ben bir çay atayım da demlesin. Çay attım. Fatma ne pide yapmış. Köy pidesi. Şöyle. Isıtıyoruz. Çayımızı attık. Demliyor. Pideleri de sarmış böyle, bebek sarar gibi. Tabii kurumasın diye. Bunları kaldıracağım. Çarş ekmeğimiz de var. Bu da pişir giden haşhaşlı ekmek sanırım. Böyle bir poğaça gibi bir şey. Patateslerimiz. Açık yaktık kırmızı patatesi ya. Gene de pişti işte, yumuşacık. Biraz yanağı gibi oldu. Pişmiş. Bunlar da sarı patates. Bizim patateslerimiz. Böyle buraya aktarayım. Şu hepten kurumuş. Birazcık atları yandı ya. Fatma annenin kuzinasını bilemedim. Huyunu, adetini. Çayımız bakalım çökmüş mü? Çöküyor. Oo, altı fokur fokur kaynıyor. Heh, tamam. Gel Fatma. Geliyorum bu birini. Olsun Fatma anne. Allah razı olsun, telaş ettin. Telaşa diyeli. Gel sen. Benim akıl. Olsun, iyi. Çok şükür. Pişmiş Fatma anne. Çok güzel pişmiş. Biraz demlesin. Çok yandı.
Anne. Gel bu tarafa otur. Gel şeker kullanma. Şeker atma be. Şeker getirmemişim bak ben. Atmıyorum gay ben. Allah alıştık mı atma anne. Atma canım dedim. Hah gel gay. Şimdi çaydanlığın sapı yanmasın. Şöyle ta kenara koydum. Aman yanıma geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Geç öte tarafa Fatma anne. Bak pide ısındı bak sıcacık oldu gel. Bu da ısınsın yavrum bu. Isınmasın buyur yiyesen ısınsın ha buyur gel. Bu tatlıdır bak. Biliyorum biliyorum buyur sen. Isınmasın hayır yanacak şimdi. Çatan üstünü geri etmişsin azıcık için çekmeyesin ne diyeydi. Kimin fırını ettik? Ya bura. Şeyi sordum cırayı olmuş. Ha, Cemil'in nelenkini mi? Ha. Nineyle ikimiz ettik. Benim yüzümden ettik. Karı onunla Aşıgen'in haberi oldu. Ha. Oradan haber vereyim dedim. Memnun oldu karı yazık. Şey mi Aşıgen'le mi? Ha. Isınsın kızım ısınsın. Yanıyor. Yanacak. Böyle dursun. Şimdi... Bu şöyle bir soğusun Fatma'yla bizim kırmızı patates. Bir soğusun. Ha da orada soğusun. Geri alalım ocaktan. Pişmiş ki. Pişti çok güzel. Pişti de acı altı gerilmiş olsun. Kabuklu da yeni. Bak. Kırılmış. Güzel. Bir soğusun. Ha kızım işte ona sor da bu. Belki patates zaten. Kaynak Fatma anne de onda. Soyu vereceğim ben sana da. Şu şöyle dökeyim de şu tabağa soyayım. Bu bak kuvaya. Doğru. Ona kabuğunu atın. Hı. İyi buyur hadi bismillahirrahmanirrahim. İyi buyur Fatma anne. Tuz koydum ben bak sana. Biz pek tuz da aramayız ama. İşte böyle sıkıntı olunca tuz da pek aramayız. Şey çay tabağı götüreyim. Çay tabağına gerek yok. Yok ben tuz yemem hiç koyma bana. Ben tuz alamam. Tuzsuz yerim mümkün olduğu kadar. Soyu vereceğim sana. Sen bana soyma yavrum, ben soyarım. Ek kırmızıyı şey et. Soyu vereceksin, çok kaynak. O geç soğuyor sarıya göre. Sarıya göre çok geç soğuyor. Ben ocağı şey edince gerilmiştir o. Pişmez diye ocağı taşlayıverdim. Pişti. Pişmiş de biraz altından çok yanmış. Altı biraz gerilmiş. Dün mi ettiniz siz ekmeğe? Dün ettik, dün. Dün ben gittim deyiverdim. Sabaha da ürettik. Sabahtan ürettin sana. Geç kalmamış mı? Kışa yağmuru. Geç kalmadan evi ocağa yakınca oldu. Fırını ilk siz mi yaptınız? Hayır, onunla ettiler önce. Cemil'inle ile Fadim'inle. Hı. Cıga yok, sade kasnak mı varmış? Sade kasnak var dedi. Ben de bir gıydan dedim. Hazırlanacak, gelecek ülke alacaktık dedim. Geldim ben bir yoğurdular. O gün. Evde mi yoğurdular? Evde kilitliydi kapıları. Geldim deyiverdim ya sana şey günü. O Cemile'ler birinci gün. Cemile'ler siz şeyle bizdeydiniz ya. Ondan bir gün önce Betuş'la. Bir gün önce geldim de kapı kilitliydi. Ben dün kızı gün... şey sizi Ayşe'nin evinin önünde Mısır'ın evinin önünde gördüm ya, o gün odan babama gittim ya, yendim kilitliydi kapıları. Kilitliydi. Ben ona şimdi varım birazdan evde bularsa, alın giderim de ben ona göre ayarlayayım her şeyi. Anca ayarlarız, düzen yok. Cığa yok dedi. Kasnak var dedi. Tamam. Çok hisli olmuş bu da. Çok hisli oldu işte. Çok hisli oldu. Yani o da gelmiş ya içinde. Ha çok kaynak. Yumuşak olacak ana. Böyle yumuşak olacaktı kavurda. Çok pişirmişiz bu kırmızı patates de çok pişmiş. Bu da çok durmuş. Bu da kurumuş. İşte böyle yumuşak olacaktı. İyi Fatma anne gay alın onu ben bunu alın hince bunu da gerekecek ya çok şu öyle ısını verdim alıncaydı. Anne goma onu gari lütfen. Goma hukuru. Ziyan oldu. Ziyan olmaz. Tövbe yarabbim anne nah dinlemiyorum bak yanıyor. Ha go öyle ısındı mı alan ısıcak kana. Kurumuş.
Emme şey bu sopa nasıl yanıyor böyle? Sopayı ateşledim şeymiş yani. Çatta ateşlendi o. Vurunca kadar peldi odunu. Kızdı kafası. Sabaha karşı yapmışım. Çatı söndürmüyorum kızım, donuyorum da. Kömür atıyorum bir parça da. Peldi attım mı sıcak duruyor evin içi. Duru. Hiç ocak bile yapmıyorum. Peldi duruyor. Soyu veriyorum şimdi sana ben onu. Sen? Ben onu bakan Allah soyu derse, sen tarif ettin gibi efen onu ederim ben. Efen filizlendireceğiz işte. Hep bir Allah soyu derse hep bir... Ama sen öyle deyivermesen bilmezdim ki ben onu. Onlar böyle odun odan patlıyor, büyüyor, ayrı başlıyor dedin. Öyle. Toprağa gömüyorum, o nasıl diyeyim, filizleniyor böyle bıkır mıkır. Onu ayırıyorum. Domatesin kökü gibi kökü var. Aynı kökü de oluyor onun ayırdığımda. Yine anası böyle kalıyor. Onu da dikiyorum. Yani. Anasını da gömüyor mu? Gömüveriyorum onu da bir kenara. O odan bir daha bitiyor. Bir kere bir filiz daha veriyor orada. Ben koca çapayla adam akıllı yerini çapalarım kat kat. Ondan sonra Mert'ten ilaç ederim. Yemezsin diye. Bak kızım yine kurumasın. Ben vereceğim. Fatma anne, sana hediye. Sağ ol ya. Ya bir acık soğusaydı çok kaynak. Bu da soğusun. Soğusun. Al bu İlgay, gözümü seveyim. Kıyına bu, kıyına. Ye. Ben patates, sarı patateslerden bir yiyeyim bu. Ateş gibi olmuş. Öf. Zini. Ne bu, evin hali çok kendim. Ateşi yedi. Ya kızım çok zellettim maşallah. Bunu ben... Sen daha soğuyunca yesen kestane yemiş gibi olursun. Onu ben savurursam bir daha patladım, bir daha diken belli yere, aynı yerinde dur kuralında. Asladın mı bir daha patladın mı bir daha diken. Bir daha dikersin. Bu o sana verdiğimden koca tarla dolar. Koca tarla ne edemem ye, ana tarla gidelim. O sana yeter kız. Ondan 4 emek yapsan sana bir çuval çıkar yeter. Allah Allah. Hı. Çok döküyor. İki kıyına dökmüyor o asladığı. Aşağı doğru gidiyor. Allah Allah. Uzun uzun ya. Böyle gidiyor. İyi yavrum, sağ ol vallahi, bunu bilmiyordum ben. Beğendin mi Fatma anne kırmızı patatesi? Beğendim. Çok güzel değil mi? Bizimkiler gibi değil, ayrı yattan bir zellet var. Bir de erniklik var. Suda da bir şey bu. Suda da bir şey. Aynı bu patatesi, hangi yemekleri yapıyorsan aynısını yapıyor. Kızardılığı da suda da bir aynen. Şey. Her şey olur. Aynen. Yürediğim ben ondur sen. Ne iyi yeri var onu bak bu, ben görürsün sen. Yengeni övmezsem. Böyle kumcuk olsun, gevşek toprak olsun. Onu ben kaç kat çapalığa dikerim. Ondan sonra ters atarım. Ha tersli. Kırıkların adam akıllı. Eler mi onun ben toprağın ona? Hem de şifa. Kalbe her şey iyi. Her şey iyi ya. Onu üredirim ben. Efendim Cunku. Fıydan uyduk ana. Onlar ben o ikiyi gömdüm mü? O fıydanlar bir, o da büyüyecek. Laylonla hatta gıra vurmayacak. Hatta ben bunu bak. Fıydan uyduk ana. Kabuklu yiyorum. Kabuklu da iyi. Ben onları... Bak. Kabuklu yiyorum. Daha güzel. Çıtır çıtır. İyi yarım, sağ ol. Sen de sağ ol. Bak, bir de böyle bu, bir de. Yeter gay, sen ye gay. Hayır, kabuklu yiyebilirsin diyelim. Bak, yerin kızım, yerin. Soğusun bir. Soğudu mu bu, var ya, kestane. Akıl etmişsin, ben bilmiyordum. Kırmızı patates, öyle ne şekilde olduğunu bilmiyordum. Getirdiğin iyi oldu, ben onu üredirim. Üret diye zaten, hem ye tadına bak diye. Çok olsa... Kilo kilo kova kova getireceksin. Yemi üretiyoruz ya da. Çok iyi. Çok. Az ol, az çıktı. Hani çok böyle herkese kilo kilo verecek kadar çıkmadı. Tattıracak kadar. Şey et kızım. Bu tarhanalı ekmekten ne yiyor?
Ben bu kuzuna da kadını o şey ekmeği bir de kurumamıştır o. Acıyı seviyorsun, acılı iyi. Patates diye duyuyordu, ne şekil olduğunu duymaz. Aha bu. Ama ayrı yattan bir kestane gibi akıllı kat. Kestane gibi. Çok tatlı. Çayımız demlendi. Fatma anne de böyle hazırladı. Allah razı olsun. Kırmızı patatesleri gayet az önce de gösterdiğim gibi şöyle yumuşak yumuşak pişirdik. Hafif atları gerergi gibi oldu. Bizim kendi patateslerimiz de çok lezzetli ama Fatma anneye soralım bakalım. Fatma anneye soyu verdim şöyle. Kırmızı patatesin tadını. Fatma anne. Ey kızım. Patates, kırmızı patates nasıl? Çok lezzetli, çok iyi kızım. Bizimki nereden katın katın iyi. Tatlı değil mi? Tatlı yavrum, çok iyi. Ha. Ne tadı geliyor ağzına Fatma anne yediğinde? Yavrum, şey senin dediğin gibi aynı ayrı yattan bir tadı bak. Kestene mi, niye ölçen bilmiyorum, çok iyi. Ha, kestene gibi değil mi? Ha. Çok sevindim beğendiğine. Çok sevindim beğendiğine Fatma anne. Ben onu üretirim. Üretirim, çok iyi. Çok beğendim. Sağ ol ayaklarına. Çünkü ben bunu patates diye duyuyordum da ne halde olduğunu bilmiyordum. Kırmızı patates diye biliyordum emme. Değmedim yazdım. Biliyorsun emme. Böyle büyüdüğünü, biçtiğini, nasıl olduğu karanlığıydı bana. Bilmiyorduk. Bilmiyordum. Onu ben bak bu ne hale getirdim. Ben bir karı geçeceğimişim, ötekinlere eşlik ederim, bunu ederim gayet. Et, tatlı tatlı pişir yiyelim. Aynen, sarı patatesi nasıl pişiriyorsun? Töve de dağıtırım onu ben. Ha? Kimin gelineyim ya? Tohum dağıtmak sevap. Töve dağıtırın, parasız tellalı, bire bire buyurun, dağıtırın. He tamam, ben şimdi dağıdığım biraz gücümün yettiğini, biraz da sen dağıttın mı, bu iş köve yayılır. Bize de hayır dua ederler. Yarım çok iyi. Çok iyi değil mi? Çok lezzetli. Çok lezzetli. Soğudukça daha kestaneyi andırıyor. Çok iyi yarım, çok iyi. Çok iyi onu ben üretirim. Başka gömer yetmiyor mu? Zor yok. O ikiyi gömecek, filizlenecek, ayır bayırıp aşlayacak. Domates gibi aşlayacağız. İyi bakacaksın. İyi bakacaksın. Aynı domatesi aralığında. Hani domates aralığı dikiyoruz ya, o gibi. Aynı nasıl kumpur emeğe diktiğimizde aralık dikiyoruz, aynı. Dikeceğiz. Fide dikeceğim, dikmiş olacağım. Sık da dikmeyeceğim demek. Sık dikmeyeceğim. Aynı bizim öbür kumpur patates gibi, sarı patates gibi domates. O biri gibi. Ben hemen huba da arasını bırakıyorum kızım, onu çiziye ne atakına. Emeğe de bir iki koyuyorsun, örtüyorsun. Ha tamam işte. Çiziye atakına birini bırakıyorum, birini bırakıyorum, birini bırakıyorum. Bir de salatalık gibi bu köken atıyor, gördün ya bizim o da sen. Hani gazakanı gördün. Tam görmedim ya. İşi bilmediğinden bakmadın. Bilmiyor. Öyle köken atıyor, o kökenleri de gidiyor tutuyor, gidiyor tutuyor, çilek gibi onlardan da döküyor. Anam onu ben bak köken altın üstüne daldırın. O kök attığı yiyeden de böyle böyle döküyor, onları seneye tohum ediyor, irilerini yiyor. Bak bizim patateslerden zelleti çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ayrıyattan böyle müdakan ayrıyattan zelleti var kızım. Onu ben ne ederim bak bozun. Üredirim köve. Üredim. Allah razı olsun üredim. Şimdi ben salama salama sonra diktim mi? Ondan sonra o köken attıklarını da kesmem. Onlar da tohum ederim. Fatma anne o kendi gidiyor. Böyle uzuyor kökeni ya. Yere tutunuyor. Aynen çilek karamık kürür. Şey de öyle diyor ya. Kabak da köken atıyor. Filiz sürüyor. Orada saplanıyor. Bu da aynı karamık kürü gider gider tutunuyor ya. Bu da gidiyor tutunuyor, tutunduğu çilek yer, gibi aynı. Çilek gibi tutunduğu yerden de durmuyor. Odan da döküyor. Odan da döküyor. Döküyor. Vallahi veriyor odan da. Yiyor sen. Ya ben onu şeyden kafama girdi. Duyuyordum da nasıl olduğunu bilmiyordum. Getirmesen bilmezdim de. Onu da ye. Yeter kaygısın. Allah Allah doy. Buyur doy buyur iyice. Çok yedim. Olsun. Ben kabuğunla ne yiyorum? Çok sevdim. Kabuğunla da çok tatlı. Toprağını gü.
Akkuzan Hanım, burnuna çıtır çıtır ya. Kabuğu bizimkinden, kabuğundan daha gevrek. Hani ağızda dağılıyor. Bizimkinden kabuğu biraz böyle hani uzuyor ya. Benim verdiğim kızım iyi oluyor. Yani o yumuşak beyaz bir deden böl. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynağı su. Benim Ceylan gelinden sen. Nerede canım, maşallah, o da böyle işte yardım. Sen otur ula Güneş'e, sohbet edem, gel. Hem yıkayam. Otur sen Güneş'e. Bırak sen bura, bu bunların hepsini. Heh. Ben yıkarım. Suyu açlayıverin, aç. Aç. Bahçede çalıştın mı? Başka işler tuttun mu? Ev işi insana çok zor geliyor. Bildiğim için Fatma anne de ekmek pişirmiş. Ya yani ekmek yapmış fırında, köy fırınında. Hamur yoğurmuş. Bütün gün ekmek yapmış, yorulmuş. Bulaşıklar da tabii birikmiş doğal olarak. Ben kendimden biliyorum. Bahçede çalıştın mı? Evin işi insana zor geliyor. Biri bir kaşık yemek yapıverirse ya da böyle mutfak işlerini tutuverir, bulaşık falan yıkarıp derleri toplarsa çok mahmule geçiyor. O yüzden dedim yıkayıvereyim ben. Tüm. Al Fatma. Sağ ol yavrum, elime sağ ol. Ne güzel diyorum havacık. Aa, gördü, şey oluyor da gece. Camın kubbesi nasıl parlıyor. Sonbaharın güzelliği de geçiyor galiba. Yavaş yavaş. Çürük. Bu kadar ceviz topladım. Cevizleri silkerken uçlarına erimemiştik. Şöyle uçlarında cevizler kaldı. İşte bak. İçeri girmeden Fatma anneden gelirken cevizleri de toplayayım, öyle gireyim içeri dedim. Hava çok güzel, güllük gülistanlık arkadaşlar. Şöyle gazellerin içine birazcık oturacağım. Videomun kapanışını yapacağım. Fatma anneye gittim. Çok memnun kaldı. Allah razı olsun kendisinden. Akşamdan haberi vardı ben geleceğim diye. Sobayı yakmış güzelce. Ev sıcacıktı, kütür kütürdü. Sabah her yer buzdu. Çok soğuktu böyle her şeyi. İncecik buz tutmuştu gerçekten. Öğlene doğru inanılmaz bir sıcak. Hala sıcak. Şu anda ikindi geçti.
Hala sıcak, hala güzel. Yapraklar bile şöyle, gazeller bile ısınmış. Kendinize iyi bakın. Canlarım, gönül dostlarım. Hoşça kalın, sevgiyle, sağlıcakla kalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Herkese selam olsun. Gönül dostlarım. Gönül dostlarım, iyi kilerim. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Yani ne diyebilirim? İyi kilerim diyorum.